Efendim şimdi günümüzde Türkiye'de bu konu çok spekülasyona açıldı. Yani en ufacık bir reflü şikayeti olan hemen cerrahi istiyor veya cerrahiye yönlendiriyor veya meslektaşlarımız ameliyat yapmak istiyor. Halbuki tıpta temel bir standart vardır. Vücut bütünlüğünün bozulmaması ve vücuda mümkün olduğu kadar müdahalenin yapılmaması, cerrahi müdahale nedir? Geçmişte benin hastalıklar nedeniyle, yani iyi huylu hastalıklar nedeniyle mide ameliyatları yapılmıştır. Ama sonradan anlaşılmıştır ki mide ameliyatı olanların bir kısmı hastalarda mide kanseri gelişmektedir. Pankreas kanseri gelişmektedir. Kolon kanseri gelişmektedir. Veya geçmişte yine hiç semptomu olmayan safa kesesi, taşı hastalıkları ameliyat edilmiştir. Bunlar da pankreas kanseri riski artmıştır. Dolayısıyla reflü hastalığı gereksiz ama gereksiz bir Cerrahi ameliyat, cerrahi müdahale, müdahalenin önümüzdeki günlerde neye yol açacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu ameliyat kriterleri çok önemlidir. Eğer gerekiyorsa ameliyat yapılmalıdır. Bunlar nelerdir? Bunlar şudur. Reflü hastalığında kişi gençtir. Önünde çok uzun bir yaşam süresi vardır. Bu kişilere yapılacak tedavi, medikal tedavi çok uzun sürecekse bunlar da cerrahi düşünülebilir. Birincisi, önemlisi. İkincisi, kişi tedaviye uyumsuzdur. Verdiğiniz tedaviye uymaz. Dolayısıyla bunlar da tedavi önerilebilir, cerrahi tedavi. Başka nedir? Büyük bir mide fıtığı dediğimiz sliding hernia olur. Dolayısıyla midenin kapakçığı çok genişlemiştir. Bunlar da sürekli asit yemek borusuna kaçabilir. Bunlara cerrahi öneririz. Bunun dışında yemek borusu alt ucunda 3. 4. derecede yarası olanlar, ülseri olanlar, özofajit denir. Bunlar ameliyat olması lazım. Neticede bu kriterlere uymayanlara operasyon yaptığınız zaman bu hastalara iyilik yapmış olmazsınız. Dolayısıyla reflü hastası çok iyi gastroenterologlar tarafından değerlendirilip belli bir tedavinin sonunda ameliyat yapılması uygun olur. Her İlaçla hasta ameliyat tedavi, olmaması evet, lazım. olmaması lazım diyorsunuz. Peki ilaçla tedavi konusunda neler söyleyeceksiniz? İlaçla tedavi mümkün olabilir mi acaba? Çok mu uzun vade gerektiriyor? Efendim aslında ilaçla tedavi mümkündür. Şöyle, yani çok ileri olmayan reflü hastalarında ilaç tedavisi çok başarılıdır. Günümüzde hakikaten proton pompa inhibitörü dediğimiz asit prodüksiyonunu, asit üretimini azaltan ilaçlar reflü hastalığının semptomlarını ortadan kaldırmaktadır. Hastalar çok rahat etmektedir. Tedavi hakikaten başarılıdır günümüzde. Eskiden mide hastalıkları için de aynı şey geçerli. Eskiden elimizde ajan yoktu. Sadece diyet veriyorduk. Sütle tedavi veriyorduk. Bisküviyle tedavi veriyorduk. Aç kaldığı zaman yemek yemesini tavsiye ettik ama günümüzdeki bu ilaçlar bu semptomları çok etkin biçimde ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla böyle bir teşhis konduğu zaman tıbbi tedavi her zaman birinci seçenektir. Peki efendim, biraz da ülserden bahseder misiniz bize? Ülser nedir? Nasıl oluşur? Nedenleri neler? Efendim Belirtileri neler? ülser Latince kısaca yara anlamına gelir. Peptik ülser de midenin asit ve pepsini ile oluşan midede ve diyodonumda ve özofagusun alt ucunda oluşan yaralardır. Günümüzde peptik ülser kolaylıkla teşhis konmaktadır. Tanısı dinlemekle, muayeneyle ve ardından endoskopik yöntemlerle kolaylıkla tanı konmaktadır. Burada önemli faktör şudur. Daha birçok faktörün yanında en önemli faktör Helicobacter pylori dediğimiz bakteridir. Bu bakterinin hikayesi de çok ilginçtir. 1875 yılında ilk defa araştırıcılar mide ülserinin bir bakteriyle alakalı olduğunu öne sürmüşler ve yayın yapmışlardır. Geçen 100 yıl içerisinde bu konuda çok çalışmalar olmuştur. Nihayet 1983 yılında Barry Marshall ve bir başka araştırıcı birlikte Helicobacter diye bir bakterinin buna neden olduğunu tespit etmişler ve kültürde üretmişlerdir. Bundan sonra tedavi çok başarılı hale gelmiştir. Çünkü antibiyotiklerle bu bakteri yok edildiği zaman kişi de artık ülser nüksü giderek Peki bu azalmıştır. bakteri kişiye nasıl yerleşiyor efendim? Ya da her insanda var mı? Bazı insanlarda mı ortaya çıkıyor? Nasıl? Genelde şöyledir. Gelişmiş toplumlarda yaklaşık %40-%50 civarında bu bakteri rastlanır ama gelişmekte olan toplumlarda %70'leri çıkmaktadır. Bulaşım şekli genellikle fekal oral dediğimiz ağız yoluyla olmaktadır. İyi temizlenmemiş ve iyi pişirilmemiş, iyi hazırlanmamış gıdalarla Gıdalardan. ağız yoluyla alabiliriz. Bu bakterinin keşfiyle hakikaten peptik ülser hastalığının tedavisine çığır açılmıştır. Şöyle söyleyeyim, ben 24 yıl önce talebeyken ameliyat listesi, o günkü listesinde
10 kişiden 8 tanesi peptik ülser komplikasyonu nedeniyle ameliyat edilirdi. 2 tanesi diğer ameliyatlar olurdu. Bugün ben hatırlıyorum son 5 yıl içerisinde ya 3 ya 4 hastayı peptik ülser komplikasyonundan ameliyata verdik. Yani artık ilaçla tedavi ediyorsunuz. Çok başarılı ilaç tedavisi yapıyoruz. Ve hastalar öyle ki 30 sene ülser hastası geliyor. Peptik ülserin sebebini tespit ettikten sonra verdiğimiz ilaçlarla hasta iyileşiyor ve diyor ki ya ben 30 yıldır bunu çekmişim nasıl oldu diye bildirimde de bulunuyor. İlaçla yani. Tedavi sırasında mide hastalıklarında dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Yaşam tarzı olarak kişilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Efendim o sorunuza geçmeden şunu bir vurgulamak istiyorum. Şimdi genelde karın ağrısı şikayetiyle hekime gelen hastalara çok iyi değerlendirme yapılmadan bazen ilaç veriliyor ve hastada ciddi bir hastalık, mide hastalığı olabiliyor. Çünkü mide hastalığı her zaman peptik ülser değil. Erken mide kanseri, mide kanseri ve diğer hastalıklar da bunun içerisinde. Prekanseröz lezyonlar da olabiliyor. Hastalara bu güçlü ilaçları verdiğimiz zaman, proton pompa inhibitör dediğimiz ilaçlar, aşık reseptör antagonisti, hastalar semptomları siliniyor ve asıl hastalık ertelenmiş oluyor. Dolayısıyla hekimler hastaları, bizler hastaları çok iyi değerlendirdikten sonra, iyi bir inceleme yaptıktan sonra tedavi verirsek ya da gerekli yerlere refere edersek, gönderirsek hastaları bence çok iyi olur. Bu tip erken yakalamamız önemlidir. Çünkü bu ilaçlar çok güçlü, alarm semptomlarını silebiliyor. Bu bakımdan çok dikkatli olmamız gerekiyor. Teşhis ve tanı koyarken mi çok dikkat edilmesi gerekiyor? Evet. O da yani, aslında doktorlarımızın... Yani ağır karın ağrısı, mide ağrısı, şikayetlerini hafife alıp... Endoskopiyle hafife tespit alıp, ediliyor. Hafife alıp hemen bir tedaviden çok iyi bir inceleme yapılması gerekir. Hele özellikle risk altındaki gruplarda inceleme gerekir. Bunun en şeyi de endoskopidir. Tanı da kesin tanı endoskopidir. Endoskopinin de tabii... Acı veren bir yöntem midir efendim? Endoskopiden çok korkuluyor da o yüzden soruyorum. Yani rahatsız edici bir işlem olarak biliniyor. Endoskopi dışında son dönemde acaba tıp dünyasında yeni bir gelişme var mı bu konuda? Başka teşhis yöntemi bulunabildi mi? Aslında günümüzde endoskopi o kadar korkunç olmaktan çıktı. Çünkü bazı anestezik maddeler var. Sedasyon veriyoruz hastalara. Hastalar uyurken biz endoskopi yapıyoruz. Hiç haberi olmuyor. Ve bu anestezi de hakikaten hastaya son derece zararsız bir anestezi. Premedikasyon diyoruz zaten buna. Bunun dışında, endoskopinin dışında hakikaten son zamanlarda bir takım gelişmeler var. Ama olgunluğa erişmedi. Bunlardan bir tanesi de kapsül endoskopi dediğimiz bir hap şeklinde bir kamera yutuyoruz içeriye. Bir çip yutuyoruz. Bu saniyede iki film çekiyor. Özellikle özofagus hastalığı, yemek borusu hastalıklarında, bence bağırsak hastalıklarında lezyonu tespit etmemiz çok kolaylaşıyor. Ve hastada endoskopinin sıkıntısından kurtuluyor. Fakat dışarıdan idare edilebilirlik, kumanda edilebilirlik henüz bu alette yok. Dolayısıyla mide hastalıklarında değil de daha çok ince bağırsak ve özofagus hastalıklarında kullanılıyor. Peki efendim, son olarak artık bitirmemiz gerekiyor. Mide hastalıklarında dikkat etmemiz gereken noktalar. Örneğin açlık mide hastalıklarını azdırıyor mu? Yani az önce bahsettiğiniz diyet yaparken bazen mide hastalıklarına yol açabiliyor dediniz. Ya da yaşam tarzımızda, beslenme alışkanlıklarımızda nelere dikkat etmeliyiz? Önce eğer semptomlar yani mide ağrısı, yanması, şişkinlik, gaz çok uzun sürmüşse mutlaka ciddiye alıp hekime başvurmak gerekir. Ve bu işle ilgilenen işte dahiliyeci gastroenteroloğa başvurmak gerekir. Ama bunlardan önce kendimizin alacağı tedbirler var. Nelerdir? Risk faktörlerini ortadan kaldırmak. Bunların başlısı sigaraya son vermek gerekir. Aşırı alkol alımı, baharatlı yiyecekler, yağlı yiyecekler. Çünkü özellikle yağlı ve kızartmalı yiyecekler özofagus alt sfinkterini yani kapakçığını açık tutar, midenin boşalmasını geciktirir, reflü semptomlarını artırır. Tuzlu yiyecekler, baharatlı yiyecekler, yine bunlar da asitli yiyecekler, gazlı yiyecekler, nane, mentol, sarımsak gibi yiyecekler mideden oluşan ağrıları artırabilir. Demin saydığım tuzlu yiyecekler, nitrit ve nitrattan zengin yiyecekler mide kanser riskini artırabilir. Yani kendimizce bazı önlemler alabiliriz. Sık yiyeceğiz, az yiyeceğiz, çok volümlü yemekler yemeyeceğiz, aşırı midemizi doldurmayacağız ve geç yemek yemeyeceğiz. Geç yemek yemek de önemli. Rafine gıdalardan da mümkün olduğu kadar sakınmak lazım. Rafine gıdalarda hem mide ağrıları, mide peptik ülser kaynaklı ağrıları hem de reflüyü artıran. Rafine gıdalar derken dondurulmuş gıda. Mesela çipler,
cipsler, patates cipsi, işte diğer katkı şeyler, maddeli. Katkı maddeli. Peki ilaçlar mide hastalıklarını arttırır mı efendim? İlaç kullanımı çok... Evet, ilaç kullanımı da çok önemli. Mesela hormon ilaçları, çok ağır non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz romatizma ilaçları. Bunlar özellikle yaşlı gruplarda, yaşlı hastalarda aspirin alıyorlar. Aspirin alanların 60 yaşın üstündeki, 50 yaşın üstündeki aspirin alanların mutlaka bir mide ilacıyla beraber antiasitle veya proton pompa inhibitörü ya da aşık reseptör antagonisti dediğimiz ilaçlarla beraber alması lazım. Çünkü aspirin ve benzeri ilaçlar mide kanamalarına yol açabilir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz teşekkür Sayın ederim. Özkan, programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.